Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet hocanız bu dersimizde sizlerle alan hesaplamaları yapacağız dikdörtgenin alanı karenin alanı farklı şekillerin alanları alan tahminleri alan problemleri çözüyor olacağız hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar dikdörtgenin alanıyla başlıyoruz. Dikdörtgenin alanı dediğimizde şu an bir günlük hayattan örnek vermeye çalışıyorum. Ya birim kare dediğimiz şey ne? Bir de onu da açıklamak istiyorum. Kenar uzunlukları bir birime bir birim kabul ediliyorsa bu karenin alanı bir birim karedir. Burada mesela işte hani santim verilmemiş, metre verilmemiş vesaire verilmemiş, birim olarak verilmiş. O zaman bir birime bir birim olduğu için bu karenin alanına biz bir birim kare diyoruz. İşte dikdörtgensel bölge şeklindeki bir mutfak alanı bir birim kare olan fayanslarla kaplanmıştır. Fayans kaplanan alanın kaç birim kare olduğunu bulmak istiyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda 1 2 3 4 5 6. Bakın birinci sıramızda 6 tane fayans kullanılmış ve her biri 1 bir birim kare. O zaman burada 6 birim kare var. Buraya geldiğimizde ikinci sırada da 6 birim kare var. E o zaman buraya geldiğimizde de 6 birim kare var. Ne oldu? 6 12 18 diye gidiyor. Çünkü 1 sırada 6 ise 2 sırada 12. 3 sırada 18. 4 sırada ne oldu? 24 tane birim kare oldu. İşte biz bu yüzden bizim bu dikdörtgenimizin kısa kenar uzunluğu kaç birim değerli arkadaşlar? 4 birim. Bakın kısa kenar uzunluğumuz 4 birim. Uzun kenar uzunluğumuz kaç birim? 6 birim. Ve biz bundan sonra artık hani hep kareler olmayabilir... Biz bundan sonra şunu söyleyeceğiz. Biz bir dikdörtgenin alanını bulmak istiyorsak eğer kısa kenarının uzunluğuyla kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunu çarpıyoruz. Kısa kenar uzunluğu çarpı ki çarpı çoğu zaman nokta şeklinde yapılır arkadaşlar artık. Uzun kenar uzunluğu diyoruz. Yani kısa kenarla Kısaca aklınızda böyle de tutabilirsiniz ki ezberlemenize gerek yok. Çoğu soruda artık bu özel, özellikle beceri temel sorularda veriliyor. Kısa kenar uzunluğu çarp, uzun kenar uzunluğu bize dikdörtgenin alanını vermektedir değerli arkadaşlar. Dikdörtgensel bölgeden kastımız şu. Dikdörtgen dediğimiz bakın şu kenarlara biz aslında böyle birleştirimize dikdörtgen diyoruz. İç bölgesi de olduğunda dikdörtgensel bölge denir. Ama az alışkanlığı olduğu için günlük kullanıp Dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin alanı dendiği için dikdörtgensel bölgenin alanını pek kullanmayı tercih etmiyoruz diyebiliriz. O zaman buradaki fayans kaplan alanının kaç birim olduğunu bulmak için Alan eşittir. 4 çarpı 6'dan yani kısa kenar çarpı uzun kenardan. İsterseniz uzun kenar çarpı kısa kenar fark etmez. O da yine 4 kere 6'dan 24 birim kare olacaktır. 24 birim kareyi uzun uzun böyle yazabileceğiniz gibi isterseniz şöyle de yazabilirsiniz. 24 BR üzeri 2 şeklinde yazabiliyoruz değerli arkadaşlar. Karenin alanına geldiğimizde aslında yine dikdörtgenin alanında olduğu gibi benzer mantık burada da geçerli. Ama tabi burada kısa kenar uzun kenar olmadığı için iki tane kenarını alıyoruz çarpıyoruz. Yani bir kenar uzunluğu A olsa mesela A çarpı A'dan A kare diyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela şuraya baktığımızda 4 birimi görüyoruz. 4 birim. Bakın şu kenarımız 4 birim. Bu kenarımız da 4 birim. O zaman 4 ile 4'ü çarparsak alanımız 4 çarpı 4'ten 16 birim kare olmalıdır. 16 birim karedir. Bu karemizin alanı diyebiliriz. 16 BR üzeri 2 yani 16 birim kare şeklinde gösterebiliriz. Karesel bölge şeklindeki bir odanın alanı bir birim kare olan mermerlerle kaplanacaksa mermer döşenen alanın kaç birim kare olduğunu bulmak istiyorsak bir sırada 4 tane var. Burada 4 sıra olduğu için 4 kere 4'ten 16 geldiğini söyleyebiliriz. Karenin alanı dediğimizde bir kenar ile Diğer kenar uzunluğunu çarpıyoruz. Tamam mı? Kenar uzunlukları çarpım dersek sanki tüm kenarların çarpıyormuşuz gibi algılanabiliyor bir yanlış anlaşılma da olmasın asla bir kenarla diğer kenar uzunluğunu çarpıyoruz arkadaşlar. O zaman öyle yazayım mı? Aslında yazmama da gerek yok ama bir kenar uzunluğu ile diğer uzun ke, diğer kenar uzunluğu uzun kenar yok tabii ki diğer kenar uzunluğunu çarpıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karenin alanını bulabiliyoruz kıymetli öğrenciler. Tabi bunları pekiştireceğiz ve hani günlük hayatta daha çok kullandığımız metrekare ve santimetre kare karşımıza çıkacak. Metrekareyi böyle daha büyük alanlarda kullanıyoruz. Mesela bir evin alanını söylerken işte diyoruz ki 150 metrekare, 170 metrekare gibi ya da işte sınıfın alanını söylerken 20 metre, 30 metrekare, 20 metrekare, 30 metrekare gibi bir halının alanını söylerken 6 metrekare gibi ama santimetre kare dediğimizde de hani şöyle bir şey ortaya çıkıyor mesela bir kitabın alanını söyleyeceğiz arkadaşlar burada metreyi kullanmak yani metrekareyi kullanmak mantıklı olmayacaktır neden şurası örneğin 15 santimetre ise burası 20 santimetre ise 15 ile 20'yi çarpacağız 300 santimetre kare şeklinde alanını söyleyeceğiz daha küçük şeylerde böyle santimetre kareyi söylediğimizi e, ...aklımıza getirebiliriz daha büyük olanlarda e, kareyi söylediğimizi düşünebiliriz bir kenarın bir kenarının uzunluğu 1 metre olan karenin alanı 1 metre karedir bakın bir kenarın uzunluğu 1 metre ise zaten 1 metre çarpı 1 metreden ...bunun alanı bu karenin alanı 1 metre karedir bakın 1 metre karedir ve 1 metre kare diye genelde böyle uzun uzun yazılmaz şu şekilde kısaca 1 m üzeri 2 1 metre kare. Zaten mesela biz örneğin 3'ün e, ikinci kuvvetini 3 üzeri 2'yi nasıl okuyorduk? 3'ün karesi diye okuyorduk. O zaman m üzeri 2 m'nin karesi yani m kare metre kare. Buradan geliyor diye düşünebilirsiniz. 1 metre kare bir kenarının uzunluğu bir santim olan karenin alanı bir santimle bir santimi çarparsak bakın örneğin şöyle küçük bir e, kareyi düşünelim burası 1 santim burası bir santim ise bir santimle bir santimi çarparsak 1 santimetre kare santimetre kare olarak alanı buluruz. Kısaca bir ...cm üzeri 2 yani 1 santimetre kare şeklinde yazabiliriz. Şimdi burada dikdörtgen şeklindeki bir arsanın uzun kenarının uzunluğu 45 metre... ...kısa kenarının uzunluğu 30 metredir. Şimdi dikdörtgen şeklinde diyorsa hemen böyle bir tane dikdörtgen çiziyorum ben. Bu dikdörtgeni çizdiğimde kısa kenarımız 30 metreymiş. Bakın tam arsaya uygun bir şey aslında metre kare alanı ölçüsünü kullanmak. 30 metre burası 45 metre. Bu alanı bulmak için ne yapıyorum burada kısa kenar çarpı uzun kenar diyorum. 30 çarpı 45. 30 çarpı 45'i arkadaşlar alt alta çarpabilirsiniz. Yani şöyle alın. 45 çarpı 30 deyin. 3 kere 5 15 elde 1 var. 4 kere 3 12 bir elde 13. Bir de sıfır eklemeyi unutmayın. 1350 metre kare olarak bulmuş olacaksınız. Bu kadar. Yani bu arsanın alanı 1350 metre karedir diyebiliriz. Kare şeklindeki bir kartonun bir kenar uzunluğu 16 santimetredir bu kartonun bir yüzünün alanını bulalım. Şimdi kare şeklinde olduğu için bir tane kare çiziyorum hemen. Kenar uzunlukları 16'ya 16. O zaman biz ne yapıyorduk karede? Bir kenarla diğer kenarı çarpıyorduk. O zaman alan diyeceğim. 16 çarpı 16. Bunu yine alt alta çarpabilirsiniz. 16 ile 16'yı. 6 kere 6, 36, 53 var. 6 kere 1, 6, 3 elde olduğu için 9. 16 ile 1'i çarptım. 16. Topluyorum bunları dikkatli bir şekilde. 9 altta 15 bir elde 256 olarak buluyorum. Ne bu? 256 santimetre kare değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir kare kartonu hesaplayacaksanız orada santimetre kareyi kullanmak daha mantıklı oluyor. Yani günlük hayatta nerede kullandığımızı bilmemiz, bunlarla ilgili tahminler yürütebilmemiz önemli. Mesela alanını bildiğimiz veya daha kolay tahmin edebildiğimiz başka bir nesneye göre... Alan tahmininde bulunabiliriz. Bu ne demek? Ya mesela değerli arkadaşlar bu kağıdın alanını ben direkt bilmiyorum ama şunu yapabilirim. Ya benim benim mesela şu kalemimin uzunluğu 10 santim. Alırım bu kalemden bu kaç tane yapar? Şöyle 10 işte 20 sonra efendim 30 sonra böyle bakarım aa işte 40 değil ama işte 38 gibi. Ya bak bu kenarı 38 buraya geldiğimde 10 işte 20 Burası da biraz geçiyor. Ya yani 22 gibi falan diye düşünebilirim. Yani 38 ile 22'yi çarpabilirim. Örnek veriyorum yani. Böyle bildiğim bir şeyden hareket edebilirim. Alanını bildiğimiz olabilir, uzunluğunu bildiğimiz olabilir. Alanını bildiğimizden kastınız ne hocam? Mesela şu kitabımın alanını biliyorum diyelim. Bu kitabımın alanı 300 santimetre kare olsun. E bununla bir tane buraya koydun diyelim. Sonra ikinciyi koydun. Sonra üçüncüyü koyacaktın. Tam bak böyle biraz taştı. O zaman 300, 600, 900 demezsin de 900'den mesela 100 eksik diyebilirsin. Çünkü az bir şey kaldığı için 800 diyebilirsin tahmini olarak. Yani böyle alanını bildiğimiz veya daha kolay tahmin edebildiğimiz başka bir nesneye göre alan tahmininde bulunabileceğimiz gibi alanını bulmak istediğimiz dikdörtgenin kenar uzunluklarından da yola çıkarak alan hakkında tahminde bulunabiliriz. Dediğim gibi mesela burada kalemin uzunluğundan yola çıkarsan ya buraya kadar 10 e buradan sonra yarısı var 15. He, tamam bura 15. E i̇şte burası da ondan biraz kısa 8 gibi alayım dersin mesela. Böyle tahminde bulunabiliriz arkadaşlar günlük hayatta. Dikdörtgen şeklindeki masanın üstünde üst yüz alanı 400 santimetre kare olan karton bulunmaktadır. Bakın şu kartonun alanı 400 santimetre kareymiş. Masanın üst yüzünün alanını santimetre kare cinsinden tahmin edelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu masa çok büyük bir masa olmadığı için burada santimetre kareden gidebiliyoruz. 400 ya metre kareden de gidebiliriz ama yani daha büyük olduğunda daha büyük bir masa olduğunda metre kareden gidilir. Ve burada hani santimetre kare olarak bu alan verildiği için ve ben mesela şunu düşünebilirim. Ya bunun üstüne şöyle bir tane daha sığdırabilirim. Bak böyle iki tane oldu. Ve ben mesela hani böyle tutup şöyle çizebilirim. Hop, bak buraya 4 tane sığdı. Sonra buradan böyle çizebilirim. Hop, bak gördüğünüz gibi hani böyle kendim biraz yokladığımda aslında 2, 4, 6, 8 tane bu kartondan buraya yaklaşık olarak sığıyor diye düşünebilirim. E, bir tanesinin alanı 400 santimetre kare olduğu için 400 ile 8'i çarparım. Yani burada artık hani şey değil normalde bir birim kare diyorduk ya burada 400 santimetre kare olduğu için. Ve burada 400 santimetre kareden şu an 8 tane olduğu için 400 ile 8'i çarparım. 8 kere 4 32. 2 sıfır eklediğimde 3200 santimetre kare olarak tahmini değerini bulmuş olurum değerli arkadaşlar. Böyle akıl yürütmeler yapmamız önemli. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Ya bunun alanı 400'e kenarları 20'ye 20'dir. 20 ile 20'yi çarptığımızda 400. O zaman burası 20, 40, 60 80. Yani buraya kadar 80 olabilir. Burası da 20 20 40 olabilir. 80 ile 40'ı çarparsam yine 3200 olduğunu böyle uzunluktan giderek de bulabiliriz ama hani zaten bu alan verildiği için hani burada e, kaç tane sığacağını aşağı yukarı bu şekilde tamamlayıp kendimiz ufak çizimler yaparak çıkartabiliriz. Pekiştirelim. Şekilde karesel bölge şeklindeki bahçenin kapısının uzun kenarı yani genişliği 10 metredir. Arkadaşlar şimdi bak burası 10 metre ise şunu diyebilirsiniz. Ya bunun sağı da 10 metre, solu da 10 metre. Yaklaşık. E o zaman 10, 10 daha 20, 10 daha 30. Yani şurası yaklaşık olarak 30 metre diyebiliriz. E bu bir kare olduğu için e bu kenarımız da 30 metre olacaktır. Hop. E o zaman alanı metrekare cinsinden 30 çarpı 30'dan 3 kere 3 9. 2 sıfır ekle 900 metre kare olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Böyle uzunluktan da gidebiliyoruz. Bildiğimiz uzunluklardan da gidebiliyoruz. Kareli kağıtta alan dediğimizde. Şimdi burada bir... Kopyala yapıştır mantığı var. Onu özellikle izah etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şunları saymanızda sıkıntı yok. Hocam ya işte bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar zaten tam 7, 8, 9. Sonra işte şunu nasıl sayacağız diyor. Şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bak bunu al şuraya yapıştır. Görüyor musun? Yani şu parçayı şuraya yapıştır. O zaman ne oluyor? Bak burada iki tane daha kare oluyor. Gördün mü olayı? Bunu al, şuraya yapıştır. Ne oluyor o zaman? Bak burada bir tane kare oluşuyor. E o zaman daha sonra şuraya geldiğinde şunu al, şuraya yapıştır. O zaman burada da bir tane kare oluyor. Hadi tekrardan sayalım. Karıştırmayalım. Tekrardan saymaya çalıştığımda bak şimdi bir, iki, üç, dört, beş... 6, 7, 8, 9. Şunu alıp buraya yapıştırmıştım. Burada 2 tane oldu. 9, 2 daha. Ne oldu? 10, 11 oldu. Bir tane burada bak şunu alıp buraya yapıştırdığım için. Ne oldu? 12 oldu. Burada da bir tane bak bunu alıp buraya yapıştırdığım için. Bir tane daha geldiği için 13 tane oldu. Yani bakın tekrar etmek gerekirse size tavsiyem. Hani özellikle de karışıklık yaşamamanız açısından. Bütün olanların üstünü böyle çizebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, oyun oynar gibi. 5, 6, 7, 8, 9. 9 geldi. Artı. Sonra bak bunu alıp buraya yapıştırdım. 10. Yani bir tane daha geldi. Bunu alıp buraya yapıştırdım. Bir tane daha geldi. 11. Şunları alıp buraya yapıştırdım. 2 tane daha geldi. O zaman ne oldu arkadaşlar? Artı 2'den. 9, 10, 11, 2 daha 13 birim kare olmuş oldu. Yani şunu yapalım arkadaşlar. Bunu alıp buraya yapıştırdığınızda bakın burada ikisi 2 e, iki tane birim kare oluşturuyor. Bunu alıp buraya yapıştırdığınızda yani olay şu. Şöyle olduğunda yarım birim kare diyebiliriz. E, o zaman burada da böyle bir şey olduğuna gelip onu buraya yapıştırırsak bir birim kare oluşmuş olur değerli arkadaşlar. Aynı şey şunun için de geçerli. Bak şöyle duruyor ya gelip bunun eşini buraya yapıştıracak olursak burası artık iki birim kare olmuş oluyor. Bu e, tamamlamaları yaptığımızda yapboz gibi gayet rahat bir şekilde kareli kağıtta alanında bulabiliriz. Tahminlerde de bulunabiliriz. Alanları eşit farklı dikdörtgenler. Evet bazen alanlar eşit olur ama dikdörtgenler farklı olabilir. Çevre uzunlukları farklı olabilir. Aşağıda bir apartmanın ortak kullanım alanı ile ilgili bölümler kareli kağıt üzerinde verilmiştir. Hangi bölümlerin alanları birbirine eşittir. Şimdi değerli arkadaşlar birim karelerden gittiğimizde şunu görüyorum. Depoya baktığımda şurası 2 birim. Bak burası 2 birim. E şurasına baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Yani şurası 9 birim. O zaman bu deponun alanı ne oluyor arkadaşlar? 9 kere 2'den Burası 18 metre ya yani 18 birim kare. Şu an metre olarak falan verilmediği için birim üzerinden gittiğim için 18 birim kare. Bakın deponun alanını buldum. Sonra havuza geliyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Yani bizim şu kenarımız arkadaşlar 6 birim. Tamam mı? 6 birim. E sonra şuraya baktığımızda 1 2 3 4 5 6. E, burası da 6 birim. E bu bir kare. Aynı zamanda karede bir dikdörtgendir arkadaşlar. Özel bir dikdörtgendir. 6 Alt kere 6'dan. Burası 36 birim kare oldu. Sonra koridora geldiğimde. Bak şurası bir birim arkadaşlar. E bir birimle şurayı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Burası da 18 birim olduğu için. 1 ile 18'i çarptığımda koridorun alanı 18 birim kare olacaktır. Şu an koridorla deponun alanları birbirine eşit çıktı. Ama baktığımızda depoyla koridor farklı dikdörtgenler. Öyle değil mi? Çevreleri de farklıdır mesela. E burada yönetime geldiğimizde şurası 3 birim. Bakın şu kısa kenarımız 3 birim. Şu uzun kenarımıza baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. He, bak bu da 6 ile 3'ü çarptığımızda bu yönetim alanı da 18 birim kare oldu. Bu da yine deponun alanına, koridorun alanına eşit çıktı. Toplantı salonuna geldiğimizde 1 2 3 4 bakın şurası 4 birim. E bunun uzun kenarına baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zaten yukarıdan böyle öteleyebilirsiniz. Orası da 9 birim olduğu için 9 kere 4'ten ne oldu? 36 birim kare oldu. Buradan şunu anlıyorum. Depo, koridor ve yönetimin alanları birbirine eşit. Depo, koridor ve yönetimin alanları birbirine eşit arkadaşlar ve bunlar kaç birim kare? 18 birim kare. Evet, 18 birim kare. Sonra başka neler eşit? Toplantı salonuyla havuz birbirine eşit. Onu da ayrı yazacağım. Toplantı salonuyla havuzun alanı birbirine eşit. Bunlar da 36 birim kare alana sahip. Dikkat ederseniz burada bunlar farklı dikdörtgenler olmasına rağmen alanları birbirine eşit çıktı. Mesela burada koridoru bulurken ne yaptık biz? Koridoru bulurken 1 çarpı 18 yaptık. Onu hatta ben böyle yazmak istiyorum. Koridoru bulurken koridor 1 çarpı 18. Peki depoyu bulurken ne yaptık? Depoyu bulurken 2 çarpı 9'dan bulduk. Bakın kenarları 2'ye 9'du. Yönetime geldiğimizde yönetim. Onu da 3 çarpı 6'dan bulduk 18 olarak. Peki toplantı ve havuza geldiğimizde başka aslında toplantı havuza uygun başka bir dikdörtgen daha oluşturabiliriz. Mesela 1'e 36 olacak şekilde 1 çarpı 36 36 ya. 2'ye 18 gibi 2 ile 18'i çarptığınızda 36 işte 3 çarpı 12 gibi 3 çarpı 12 36 4 çarpı 9 36 bak görüyoruz zaten. Sonra 6 çarpı 6 36 gibi bu şekilde arkadaşlar görüyoruz. Yani burada şunu gözlemlemenizi istiyorum. Evet, alanlar birbirine eşit olur ama dikdörtgenler birbirinden farklı olabilir. Kenarlar birbirinden farklı olabilir. Burada şunu düşünmemiz lazım. Ya bu 18 olması için kenarlar ne olabilir? İşte 1'e 18. 2'ye 9. 3'e 6. Hocam 4 olmaz mesela? Olmaz. Neden? Çünkü 18'i 4'e bölemiyorsunuz tam olarak. Tam bölünmüyor. O yüzden mesela bunlar olabilir diye düşüneceğiz arkadaşlar. Alan hesaplama problemlerine geldiğimizde şu ana kadar öğrendiklerimizi uygulamaya geçireceğiz aslında. Dikdörtgensel bölge şeklindeki ölçüleri verilen bahçenin içine mavi boyalı bölümde ölçüleri verilen havuz yapılacaktır. Bahçenin havuz dışında kalan alanını hesaplayalım. Arkadaşlar şimdi toplam alandan havuzun alanını çıkarırsak kalan alanı rahatlıkla bulabiliriz. Toplam alan ne? Bir dikdörtgen olduğu için bahçe 15 ile 24'ü çarparsın. E o zaman toplam alan bakın 24 ile 15 çarpmak daha güzel olacak sanki. 15 çarpı 24 de diyebilirsiniz ama 24 çarpı 15 daha güzel. 5 kere 4 20 elde 2 var. 5 kere 2 10 2 elde 12. 24 ile 1'i çarptığımda 24. Bunları topladığımda 0, 4, 2 daha 6, 2, 1 daha 3. 360 metrekare. Bak bu bahçenin toplam alanı. Tamam mı? Bahçenin toplam alanı. Bunu bulduk. Şimdi gelelim havuzun alanı. Hocam havuzun alanını bulacağız ama Havuz burada tam bir dikdörtgen ya da kare gibi verilmemiş ki. O zaman parçalayacaksınız arkadaşlar. Bak şöyle alın. Şuradan çizdiğiniz ya. Bak 6 kere 6. Şurası 36 metre kare. Bak bu bölüm 36 metre kare. Burası 12 çarpı 12. E hocam çarpamadım ben onu diyorsunuz değil mi? Çarpalım. 12 çarpı 12. 2 kere 2. 4. 2 kere 1. 2. 12 çarpı 1. 12. Topla bunları. 144. Demek ki bu bölümde 144 metre kare. O zaman senin havuzun alanı 144 artı 36'dan topluyorum bunları 6 4 daha 10 4 3 daha 7 bir elde 8 180 metrekare. Bu havuzun alanı. Havuzun alanı. E bana havuz dışında kalan alan soruluyor bahçede. O zaman ne yapacağım değerli arkadaşlar? Toplam bahçenin alanından yani 360'tan havuzun alanını çıkaracağım. 0 16'dan 8 çıktı 8 2'den 1 çıktı 1 180 metrekare. Havuzun dışında kalan alan. Yani buradan şunu da görüyoruz. Havuzun alanı ile havuzun dışındaki alan birbirine eşit çıktı. Yani şu olanla şu mavi bölgeli alanla şu gördüğümüz arkadaşlar e, pudra şekeri rengi mi ne rengi artık tam bilemiyorum. Ben bu renkleri tespit etmekte biraz zorlanıyorum. E, ama bu renk e, alanla mavi renkli alan birbirine eşit de çıkmış oldu. Pekiştirelim. ABCD dikdörtgenini verilen mavi dikdörtgenlerle kaplamak istersek kaç tane e, burada mavi dikdörtgen kullanılır? Şimdi arkadaşlar burada e, burası 54 santim burası 24 santim ya. Şimdi 54'e biz 9 9 bunları koyduğumuzu düşünürsek 54 9'a böldüğümüzde buraya 6 tane denk geldiğini düşüneceğiz. Şu uzun kenarlardan 6 tane Şurayı da 24'ü 6'ya bölersek 4 tane denk geldiğini düşüneceğiz. Hani aynı birim kare mantığı gibi burada birim dikdörtgen mantığı gibi düşünebilirsiniz. O zaman 6 bu sırada kullandınız. E bu sıradan 4 tane var böyle. Hop 2, 3, 4. O zaman 6 kere 4'ten 24 tane arkadaşlar kullanmamız gerekecektir. Ha burada tabii şunu yapan arkadaşlarımız da oluyor. Hocam ben diyor toplam alanı buldum. 54 çarpı 24. Bunu 9 çarpı 6'ya böldüm. Yani şunu yaptım diyor. 54 çarpı 24'ü 9 çarpı 6'ya böldüm. E zaten 9 kere 6 54. 54'leri de sadeleştirdiğinizde 24 olduğunu yine görebilirsiniz. Yani toplam alanı bir tane dikdörtgenin alanına böldüğünüzde de sonuca ulaşabiliyorsunuz. Ama pratiklik kazanmamız da önemli. Evet son sorumuza geldik. Kenar uzunlukları 30 metre ve 50 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın dört kenarından da şekildeki gibi 8 metre genişliğinde bir yol geçmiştir. Buna göre arsanın yoldan geriye kalan alanı kaç metrekaredir? Şimdi arkadaşlar bakın arsa bu. 30 metre 50 metre kenarlara sahip. 8'er metre sağdan ve soldan. 8'er metre yukarıdan ve aşağıdan kısaltıyorsunuz. O zaman ne oluyor? 50'den 8, 8, 16 düşersen 50'den 16 düştün. ondan 6 çıktı 4. 4'ten 1 çıktı 3. Yani şurası 34 metre oluyor. Uzun kenarın 34 metreye kadar düştü. E 30'dan da yine 8, 8, 16'yı çıkarırsan. 30'dan 16'yı çıkarırsan. Ondan 6 çıktı 4. 2'den 1 çıktı 1. 14. Yani burası da 14 metre oluyor. Bakın gördüğünüz gibi kısa kenarımızda 14 metre oldu. E o zaman kalan alan 34 ile 14'ün çarpımıdır. 4 kere 4 16. Elde 1 var. 4 kere 3 12. Bir elde 13. 34 ile 1'i çarptığımızda 34. Topla bunları dikkatlice. 6, 4, 3 daha 7, 3, 1 daha 4. 476 metre kare alan kalmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar dersimizi bitiriyoruz. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, bununla ilgili sizde pekiştirici sorular çözmeyi ihmal etmeyin. E, ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olun. E, yorum yapın, görüşlerinizi belirtin. Onları da elimden geldiğince okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.